Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Akıncı Gold Kıymetli Madenler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Bilgehan Akıncı. Hoş geldiniz. Merhaba Sema Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, sizi tanımak ve tanışmak istiyoruz. Buyurun. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şahsım ve firmamız adına. 1976 İstanbul doğumluyum. İktisat mezunuyum. Bu alanda uluslararası ticaret hukuku ve vergi hukuku üzerine de yüksek lisans yaptım. Ama tabii gençlikten beri içimizde olan bir ticaret aşkı var. Aileden de biraz geliyor. Bundan dolayı yaklaşık 25 yılı geçti. Altın sektöründeyiz. Bu şekilde başladık. Bu şekilde de ana iş kolu olarak bu iş kolunda devam ediyoruz. İşimizden memnunuz. Severek yapıyoruz. Evet. Herkese de tavsiye ediyoruz sektörümüzü. Evet. Peki biraz firma hakkında detay bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi biz 1990'lı yıllarda ilk önce sektöre perakende olarak başladık. Kısa bir süre sonra toptan olarak faaliyetlerimize devam ettik. Tabii daha ilerleyen zamanlarda işte bizim toptanın içinde gerek duyduğumuz için döviz işine de o zamanlar başladık. Şimdi ise tamamen toptan ancak ithalat, ihracat şeklinde çalışıyoruz. Yani yurt içinde perakende ya da toptan bir faaliyetimiz yok. Toptan olarak sadece yurt içindeki büyük firmalarla. Çünkü biz ithalatçıyız. Malum altın genellikle Afrika ülkelerinde madenler. İşte oralardan biz ithal ederiz. Ham olarak genelde ithal ederiz. Burada Türkiye'de onları alır, rafine ederiz, işleriz, külçe haline getiririz. Borsaya teslim ederiz. Borsa üzerinden satarız veya esnaflar üzerinden satarız. Bu şekilde bir faaliyetimiz var. Ayrıca da ihracat anlamında da biz bu ithal ettiğimiz ham altınları burada hazır bitmiş ürün haline getiririz. Örneğin yani bilezik çektiririz. İşte set, zincir, yüzük, küpe. Bu anlamda başta bizim Dubai ve İtalya olmak üzere ihracatımız var. Bu anlamda da ihracat yaparak da katma değerli ürün anlamında da ülke ekonomisine de faydalı olmaya çalışıyoruz. Peki asıl hedefleriniz nelerdir firma olarak? Şimdi firma olarak hedeflerimiz aslında markalaşmak istiyoruz. Yani belli bir markamız adı altında yurt içi pazarda işte böyle franchise verelim, ne bileyim işte cornerlar yapalım veya kendimiz AVM'lerde mağaza olarak sektöre girelim. Bu şekilde bir çalışmamız var. Yani bununla ilgili bazı arkadaşlarımız bir altyapı hazırlığı yapıyorlar. Tabii şimdi markalaşmak kolay bir süreç değil. Belli bir zaman istiyor. Belli bir emek istiyor. Çok ciddi bir bütçe istiyor. Çünkü markalaştığın zaman bu markanın tanıtım, reklam, lansman bayağı önemli bir şey. Onun için böyle hemen bugünden yarına onu yapamıyoruz. Bayağı bir geriye dönük bir mutfak çalışması yapmamız lazım. O anlamda bir çalışmamız var. Eğer tabii bununla ilgili piyasa koşulları, ekonomik koşullar, arz talep dengesi oluşursa bu anlamda biz bir kendimize ait tescilli bir markamızla da bu pazarda faaliyet göstermek isteriz gelecekte. Ama nasip diyelim ona da. İnşallah. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Şimdi müşterilerimizden gelen talepler, bizim şimdi genelde müşterilerimiz hep yurt dışında. İhracata yönelik hazır bitmiş ürünü yolladığımız için. Bu da bizim ihracatı yaptığımız ülkeye göre değişir. Mesela şimdi Dubai'ye, Katar'a ihracat yapıyorsak, orada takıyı da genelde hanımlar tercih ettiği için, şimdi oradaki kadınların takı tercihleri daha başka. İşte onlar böyle daha 22 ayar, işte kırmızı altın, işte böyle çok değişik şeyler tercih ederler. Ama mesela İtalya'ya yolluyorsak, işte onlar beyaz ürün, yani rodajlı altın tercih ederler. Fazla işte böyle çok aşırı gösterişli olmayan, daha sade ürünler tercih ederler. Bu şimdi ihracatı yaptığımız ülkeye, oradaki firmaların müşteri portföyüne, satış bizden olan satış taleplerine göre bunları şekillendirip onlara özel olarak üretim. Yani her ülkeye, her bölgeye, her müşteriye aynı ürünü satmamız gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü bugün kendi ülkemizde bile iller arası, bölgeler arası tabii bazı kültürel farklılıklarımız var. Yani bugün Erzurum'daki bir vatandaşımızla Edirne'deki bir vatandaşımızın birçok tercihi aynı değil.
Aynı ticarette de öyle. Biz de onun kurallarına uyarak o şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Oldukça zor ve zorlu bir sektörün içerisindesiniz. Evet. Size o nedenle işinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir diye sormak istiyoruz. Evet, şimdi işimizin zorlukları şunlar. Çok sık değişen kanunlardan biraz muzdaripiz. Sektör olarak yani, sadece benim şahsım veya firmam değil. Yani şimdi altın ithalatı ile ilgili son bir yılda o kadar çok yönetmelik değişikliği yapıldı ki. Yani düşünün, şimdi ben altın ithal etmişim. Altınım yolda, havada, uçakta geliyor. Ama sabah kalkıyorum, yönetmelik değişmiş. Veya firmaların malları gümrüğe inmiş. İndikten sonra yönetmelik değişmiş, kanun değişmiş. Veya ben malı çekmişim, darphaneye götürmüşüm, yönetmelik değişmiş. O kadar sık değişen yönetmelikten dolayı şimdi bizim de yurt dışı firmalarla alım kontratlarımız var. Evet. Biz de yani en az bir yıllık kontrat yapıyoruz bir firmadan, bir madenden alım yaparken. Bu sürekli değişen kanunlar bizim bu kontratlarımızın işleyişini engelliyor. Biz de bu sefer dönüp bu kontratları tekrardan düzeltme yoluna gidiyoruz. Bu bizim için, sektör için çok zor. Halbuki bizim sektörümüzle alakalı yani işte altın ithalatı çok. İşte yıllık 300 milyar 300 ton altın var, ithalat var, işte cari açığı yükseltiyor, yurt dışına çok dolar gidiyor diye şikayetçi olanlar var. Tamam, doğru, ithalat çok. Çünkü neden? Ülkemizde çıkan altın bize yetmiyor. Yani ülkemizde yıllık, ülkemizdeki madenlerden 40 ton civarı bir üretim var. Ama bu bizim sektörümüzün ihtiyacını karşılamıyor. Mecbur kalıyoruz ithal etmeye. Ama bunun karşılığında da biz bu ithal ettiğimiz altınları sektör olarak, yani biz ham altın ithal ediyoruz külçe sektör olarak. Biz bunları işleyip hazır bitmiş ürün olarak yurt dışına tekrar ihraç ediyoruz. Tekrar döviz geliyor. Yani katma değer yapıyoruz. Biz bir ham malı alıyoruz, katma değerli bir ürün haline getiriyoruz. Şimdi işin o kısmını görmeyip işte bizi sadece böyle ithalat yapmakla, cari açığı yükseltmekle itham ediyorlar. Ona çok üzülüyoruz. Halbuki sektörümüz çok şey. Bakın bugün sadece Kuyumcukent'te, Kuyumcukent'teki atölye bloklarının içerisinde 40 bin kişi çalışıyor. İmalatta 40 bin kişi ve yetişmiş ara eleman, usta, kalfa. Bunlar kolay yetişmemiş personeller, kolay yetişmemiş elemanlar. Herkesin yapacağı bir şey değil. Şimdi bunları göz önüne almadan işte sadece şu kadar yıllık ithalat altın ton yaptınız, şu kadar dolar ödediniz diye işte bu zorluklarımız bunlar. Çok sık değişen yönetmeliklerden biraz yakınıyoruz. Keyifli yanlarına gelince de şimdi güzel bir işle uğraşıyoruz. Her ne kadar her bu işle uğraşanın işte kalfa, usta, çırak, yönetici anlamında uğraştığı mala sahipliği olmasa bile onunla uğraşmak ona bir keyif veriyor. Biraz temiz, titiz bir işimiz var. Dikkat istiyor. Özellikle imalat aşamasında, satış aşamasında da öyle. Yani şimdi sahte ürün var bilmem ne. Evet. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani bugün şimdi birine desek ki ya şu domatesleri satar mısın? İşte kilosu 5 kilodan. Al şu sana bir terazi, satar. 2 kilo koydum 10 lira. Ama şimdi altın işi öyle değil. Bunun bir sürü ayarları var, milyemleri var, taşı var, işçiliği var. Şimdi onun için de bizim işte uğraşanlar işten her zaman keyif almıştır. Sevmiştir işini de. Bu işte uğraşan insanlar da zaten sektör değiştirdikleri pek görülmez. Yani sık sık hani bu sektöre girip sonra çıkayım şu işi yapayım yoktur. Sektöre giren orada kalır. Severler. Onun için keyiflidir. Ne kadar süredir bu işle uğraşmaktasınız? 25 yılı geçti. 25 yılı geçti. Aynı sektörüz. Ana iş kolumuz. Başka işlerimiz de var. Yan olarak işte teklifler geliyor. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz. İşte şu işte var yapalım mı? Şu işte karlı, şu işte keyifli. Zaman zaman girdiğimiz, ortak olduğumuz ya da yatırım yaptığımız işler oluyor ama bizim ana iş kolumuz bu. Biz işimizi çok seviyoruz. 25 yılı geçti. Allah ömür verdiği müddetçe de devam etmek istiyoruz. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Şimdi Sema Hanım, benim en güçlü yönlerim, benim çalışma arkadaşlarım da var içeride yanımda, iş yerinde de hep onu. Ben çok hızlı karar alırım. Çok hızlı karar alırım. Tez canlıyımdır. Yani hiç bekletmem. Gelen bir evrakı bekletmem, bir şey oldu mu? Hadi şunu şöyle yapalım. Hemen ya Mustafa Bey bir dakika derler. Ya hadi şunu hemen halledelim derler. Yani ben böyle işi hiç ötelemeyi, aktarmayı, ya tamam dursun şurada sonra bakarız. Hani bizde böyle toplantının saati falan yoktur. Hani bu pandemi döneminde biraz aksadı, Zoom'a falan geçti gibi ama biz gene böyle işte hiç böyle
çok sık toplantı. Toplantı bir kısa sürer bizim toplantılarımız. Yani bir iş vardır, bir kontrat gelmiştir, bir evraktır ya da bir mal satılacaktır. Zaten kurallarımız çok bellidir. Biz alım ve satımlarda sektör olarak o kurallarda bizim esneme payımız yoktur. Yani baştan sektörün kuralları bellidir. Onlarda hiç es vermeyiz. Onun için hemen var var yok yok şu işi yapalım yapmayalım şunu şöyle yapalım. Ya abi bir dakika derler sen ne kadar ben mesela gece 11-12'de telefon açarım çalışma arkadaşlarına. Ya şu şöyle olmuş şunu şöyle yapalım mı bir konferansa geçelim mi? Abi biz yatsaydık diyorlar. Ya yok yatmayın diyorum bu sabaha kalmasın. Ya benim eşim çok hızlı karar alırım ve program gibi de biraz işkoliyimdir o anlamda. Biraz çalışan arkadaşları da bu anlamda hep motive ederim. Onlar biraz şikayetçi ama ben şikayetçi değilim. Yani programın formatı işkolik tam uydu yani bize. Evet. Peki, sizce başarı nedir? Bence başarı, Sema Hanım, yaptığınız işi doğru, eksiksiz, hakkıyla, kimsenin hakkına, hukukuna girmeden, kimsenin hakkını, hukukunu zedelemeden, sadece kendi çıkarlarınızı ön plana düşünerek değil, karşı tarafında maddi manevi çıkarlarını düşünerek yapıyorsak, ahlaklı bir ticaret yapıyorsak, güven telkin ediyorsak ve iş yaptığımız herkes arkamızdan bizim için referans olabiliyorsa, ya işte biz Mustafa Bey'le iş yaptık, şu firmayla iş yaptık, ne kadar memnun kaldık, bize olan bütün taahhütlerini yerine getirdiler, bir başkasına bununla ilgili referans verip vermese bile gıyabımızda bir yerde sohbetimiz açıldığında bizim için iyi konuşuyorlarsa, bizim için en büyük başarı odur. Hiç paranız olmasın. Bu konuda itibarınız olsun. Her yerde iş yaparsınız. Biz buna inanıyoruz. Çok doğru. En çok ne motive ediyor sizi? Şimdi beni en çok ne motive ediyor? Bir işi böyle final kısmına ulaştırdığım zaman tamam işte bak bunu da yaptım diyorum. Ondan sonra dönüyorum çalışma arkadaşlarına. Bak gördünüz mü diyorum. Şöyle dedim, böyle dedim, sizi sıkıştırdım. Gece 12'de aradım bilmem ne. Ya haklıymışsın diyorlar. Şimdi onların da keyfi yerine. Şimdi ben motive olduğum zaman çalışanlar da motive oluyor. Yani bir ekip işi. Şimdi benim bütün her şeyi tek başıma yapabilme imkanım yok. Mümkün değil zaten. Yani bunun bir sürü departmanda çalışan arkadaşlarımız var. Yurt içi, yurt dışı, gümrükleme kısmı, muhasebe kısmı, borsa kısmı. Hepsi bir ekip işi. Ama şimdi işin başında ben ne kadar azimli olur da o işi finale taşırsam benim motive olduğum gibi onlar da motive olur. Yoksa biz şimdi her başladığımız işi yarım bırakır kötü bir son olursa hiçbirimiz motive olamayız o zaman. Beni hep başarı motive eder. Ve olmak için de her zaman için gayret ediyorum. Son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz ya da vermek istediğiniz mesajınız var mı? Şimdi Sema Hanım evet bu güzel oldu. Şöyle bir mesajım var. Özellikle ailelere, ebeveynlere bu konuda bir mesajım var. Şimdi malum ülkemizde işsizlik, ekonomi. Olan şeyler, bunlar zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Ülkemizin ekonomi, bugün iyidir, yarın kötüdür, onlar ayrı. Yalnız bizim bakın burada sadece sektör olarak değil, yani Türkiye genelinde bütün sektörler olarak bizim yetişmiş, nitelikli ara eleman ihtiyacımız var. Yani biz mıhlamacı arıyoruz, kalemci arıyoruz, dökümcü arıyoruz, rodajcı arıyoruz, kuyum sektörü olarak. Keza öyle. Bugün bir otomobil fabrikasında da nitelikli arayana ihtiyaç var. Bir elektronik fabrikasında da var. Şimdi bizim bundan bir 20-25 yıl önce Türkiye'de aileler olarak hepimizin, ebeveynlerin bir hatası oldu. Biz çocukların hepsini böyle yarış atı gibi dershaneye gönder, özel hoca tut, aman şöyle, aman böyle işte doktor ol, avukat ol, mühendis ol. Tamam bunların hepsi çok güzel. Tabii ki çocuklarımız okusun, herkes üniversite mezunu olsun ama... Yani üniversite mezunlarının hepsine iş bulabilecek kadar ülkemizde bir kapasite yok. Bunun için de maalesef beyin göçü oluyor. Halbuki ülkemizde şu anda her sektörde müthiş derecede nitelikli yetişmiş ara elemana ihtiyaç var. Bunun da tek yolu çocukları böyle liseden itibaren çok sıkmadan çocukları bilgi, beceri ve isteklerine göre meslek liselerine yönlendirmelerini ben bütün ailelerden tavsiye ediyorum. Bugün meslek lisesine giden çocuklar haftanın bir günü okul okuyup 4 günde staj yaparak çalışmak suretiyle liseden mezun olabiliyorlar. Ve bir meslek sahibi, zanaat sahibi oluyorlar. Bunun olduğu takdirde bu çocuğun kolunda şimdi artık altın bilezik var. Bu çocuk işsiz kalmaz. Çünkü neden? Bu artık nitelikli yetişmiş ara eleman. Artık çırak değil. Kalfalığı bile staj döneminde tamamlayıp mezun olur olmaz artık bu çocuk usta. Ve meslek lisesi mezunu olup yetişmiş nitelikli ara elemanların maaşları
hiçbir zaman asgari ücret gibi değil. Yani bugün ülkemizde 4250 lira olan asgari ücrete nitelikli yetişmiş ara eleman, kalfa, usta bulamazsın. Bizim sektör için söyleyeyim. En az 8500 lira alt tabandır yani. Nitelikli yetişmiş ara eleman kalfanın. Usta daha yukarı doğru gitti mi 12, 13, 15, 20 bin yaptığı işe göre. Ve şu anda bütün firmalar arıyorlar ama yetişmiş nitelikli ara eleman yok. Onun için ailelerimizden özellikle istirham ediyorum bu konuda. Lütfen çocukları böyle yarış atı gibi işte dershaneye git, özel okul çocukları zorlamasınlar. Çocuklarını bilgi, beceri, kabiliyetlerine göre meslek liselerine yönlendirirlerse haftanın bir günü okul, 4 gün staj şeklinde hem okur para kazanır, hem mesleğini öğrenir, hem nitelikli yetişmiş ara eleman olarak kalfalık sürecini orada tamamlar. Ha mezun olsun liseden, meslek lisesinden mezun olsun, elinde de bir altın bileziği olsun, bir zanaatı olsun. Sonra çocuk gene gitsin üniversite okusun, işletme okusun, hukuk okusun, tıp okusun, hiç fark etmez. Okumak istiyorsa okumanın önünde bir engel yok, okumanın yaşı da yok. Onu okusun. Ama yazık günah. Şimdi bizim önümüze öyle iş CV'leri geliyor ki, 2 üniversite bitirmiş çocuk. Efendim yüksek lisans yapmış, master yapmış. Öyle işlere başvuruyor ki, ya siz bu işi yapamazsınız diyor. Biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. E nasıl? E öğreneceğim. Ama senin bunu gençliğinde, çocukluğunda öğrenmen lazımdı senin bu işi. Senin artık bunu bu saatten sonra öğrenebilme imkanın yok. Biraz çocuklara bu 20-25 senede yazık oldu. Ailelerimize böyle bir mesaj vermek istedim. Umuyorum ki ben kendilerine bu konuda çok faydalı olmuş olurum. Çünkü biz etrafımızda bu konuda kimi yönlendirdiysek sonra dönüp bize dua ettiler. E çocuklar da bizim ülkemizin geleceği hepimiz. Yani biz bugün varız, bu nesil olarak yokuz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. E biliyorsunuz Atatürk de gençliğe emanet etmiştir, güvenmiştir, armağan etmiştir. Onun için bu söylediklerimi dikkate alırlarsa hem aileler hem çocuklar gelecekte hepsi mutlu olurlar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ayrıca sadece sektörünüze yönelik değerlendirmeler değil, tüm ülkemizi ilgilendirecek olan değerlendirmelerde de bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk Sema Hanım. Program davetiniz için hem şahsınıza, hem İşkolik Programı, hem Business Türk Channel TV'ye biz teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Daha ileride, daha güzel projelerde inşallah buluşmak üzere. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Mustafa Bilgehan Akıncı konuğumuz oldu. Hoşça kalın.